Herkese selamlar, Yasemin ben. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün şekilde de görüldüğü üzere sunny side up yapacağım. Böyle yumurta şeklinde bardak altlığı yapacağım. Son zamanların trend konularından birisi. Hem punch hem de bu yumurta şekli. Şimdi ben şöyle şekiller çizdim. Hatta şundan bir tane deneme yaptım. İsterseniz bu şekilleri size yorumlarda yazarsanız maille ya da başka bir şekilde gönderirim size. Şöyle bir şey var. Mesela şu derinliği aslında biraz daha yapmalıymışım ki daha belirgin olsun. İşlemeyi yaptıktan sonra o detaylar biraz kayboluyor. Mesela şunda çok az o şeyler, girintiler falan. Ben çizerken onları biraz daha derinden alacağım. Daha belirgin yapacağım. Malzemelerimize geçiyorum. Şöyle karbon kağıdım var. Sonra ben bu renkleri seçtim. Siz daha hani turuncuya yakın bir sarı da seçebilirsiniz. Bu biraz daha parlak bir beyaz değil. Daha ışığı emen bir beyaz. Ben bunları seçtim. Sonra bir tane kasnağım var. Yamuk Eminönü'nden aldığım bambu kasnak. Yakın zamanda bir Eminönü alışverişi videosu çektim. Orada almıştım. O alışverişimi de izlemek isterseniz kanalıma bir göz atabilirsiniz. Konuşamadım ama siz beni anladınız diye düşünüyorum. Sonra böyle bir tane punch iğnem var. Bu meşhur işte her yerde satılan punch kitinden çıkan punch iğnesi. Ben onun en kalın olan uçlu iğnesini kullanacağım. Bir tane de iplik geçirme aparatımız var. Tabii ki makasımız var. Ve tabii ki kumaşımız var. Şimdi diyeceksiniz ki Yasemin o kumaş ne diyeceksiniz. Ve ben de size cevap veremeyeceğim. Çünkü neden? Yine o Eminönü'nden aldım bunu. Girdiğimiz kumaş çok kalabalıkti. Söyleyeyim size yerini de. Kürkçıağı'nın ikinci katında Krallar Tekstil diye bir yer var. Küçük. İki tane kapısı var. Sağdaki kapıdan giriyorsunuz. Hemen bu kumaşlar sağda. Göreceksiniz, sorarsınız. Gittiğimizde çok dolu ve çok kalabalıktı ve işte içeride telaşlı bir müşterilere cevap verme havası vardı. Ben de girer girmez işte hani bunu gördüm ve ben buna etamin sandım. Böyle etaminimsi bir kumaş ama değil. Bunun metresi 45 liraymış ama ben 35 liraya aldım. Kesiyordu tam. Dedim ki 45 liraya asla olmaz. O zaman size 35 olsun dedi. Ben de öyle aldım. Altına yapıştırmak için keçe. Yine pançaya yapıştırmak için kumaş yapıştırıcısı. Bunu da Eminönü'nden aldım. Pançımızı yapmaya geçelim. İlk önce tabii ki kesiyoruz. Buralarını da bantlasam iyi olacak çünkü atıyor gerçekten ve çok sevimsiz oluyor. Şimdi şey yapacağım, kumaşıma şeklimi geçireceğim. Şurayı biraz daha derinden çiziyorum. Çünkü punch yapınca o detaylar biraz daha kapanıyor. Bunu da öyle yapıyorum. Abarttım. Neyse işlerken biraz dıştan işlerim orayı. Tatam! Ay çok güzel görünüyor. Aa niye böyle oldu ki? Aa çok dar kaldı. Bu kasnak için biraz küçük mü kaldı acaba? Evet. İlk önce dışarıdan başlayacağım. Şurası için de aslında o kısa iplik geçirme aparatları var. O olsa daha hızlı ve pratik olacak. Belki bilemedim. Ya da iki farklı şeyle uğraşmak daha sıkıntılı olabilir. Hemen de gevşedi. Şöyle uzunluğunda böyle ayarladım. Nasıl yapıyoruz? Göstereyim. İğneyi kumaştan hiç ayırmıyorum. Sonuna kadar bunun girmesi gerekiyor. Ve geri çekerken iğneyi kumaştan hiç ayrılmıyorum. Şöyle. Yakından göstereyim şöyle. Biraz ayağa kalkacağım. Umarım yapabilirim böyle havada. İğnenin sonuna kadar girmesi gerekiyor. Sonra çıkartırken
Kumaştan hiç iğneyi ayırmıyorum. Bir sonraki adımı yaparken. Ve iğnenin şu kesik tarafı var ya, o her zaman gideceğiniz yöne bakması gerekiyor. Ah, kaydırıyordum. Ve şu aralıkların mümkün olduğunca eşit olması lazım. Tabii o ilk başta hemen yeni başladıysanız mümkün olamıyor. Zamanla olacak bir şey. Ben kasnağımı çeviriyorum ip çevirmek yerine. Ay pardon, iğneyi çevirmek yerine. Bakın hemen gevşedi burası daha çok. Böyle gevşek olması da şey yapıyor, bazen arkada ipi parçalamasına neden oluyor. Onun için gergin olması biraz önemli doğrusu. Şimdi unutmamamız gereken noktaları tekrar söylüyorum. Birincisi kumaş ve iğne uyumu. Kumaş ve iğnenin uyumu önemli. Birbirine uyumlu olmalı. Kumaşa rahat batıyor olmalı. İp çok ince olmamalı. Eğer kumaş çok seyrekse ip ince olmamalı. Yoksa geri çıkabilir. İğneyi doğru taktığımızdan emin olmamız gerekiyor. İğnenin gidiş yönüne dikkat etmemiz gerekiyor. Bir de bu ipin her zaman gevşek olması lazım. Bunları sağladığımızda pançı yapabiliriz demek oluyor. Bir de benim gibi böyle gevşek bir kasnak kullanmayın. Daha sağlam bir kasnak kullanın. Ama benim bu bir tane daha kasnağım var. O biraz büyük olduğu için bunu kullanmak istedim. İkinci sırada da dikkat etmemiz gereken şey, bunlar yan yana geldiğinde tuğla görüntüsü oluşturmalı. Yani işte bir ilmeğin ortasına doğru batmanız gerekiyor. Ama yeni başladıysanız bu pek mümkün olamıyor. Çünkü ilmeklerin araları eşit olmadığında bunu da bazen yapamıyorsunuz. Yani ben yapamadım. Sonuç olarak bunu yapmaya çalışarak gidiyorum. Tam ortasına denk getirmeye çalışıyorum. Panç kasnağı önemli galiba ya. Şey hani şöyle yan tutmamak için, direkt dikine çalışmak için. Bence işi hızlandırmak için panç kasnağı alınabilir. Tabii hiç kullanmadım. Hani ne kadar kullanışlı bilmiyorum. Kalitelerini de bilmiyorum. Onun için biraz araştırma yapmak gerekiyor tabii ki. Şöyle göstereyim. Evet, burası yeterli benim için. Şurada bir gevşek olmuş ama ikinci sıraya gittiğimde orayı doldururum diye düşünüyorum. Bakın şurada bir şey olmuş. Görünüyor mu? Yaklaştırayım şöyle. İğne ipliğin arasına girip birazcık ipi dağıtmış. O da işte şu şeyden oluyor. Bari bir sıra gitsem ya. Şuradan şöyle bağlasam mı acaba? Ama o zaman iğne alttan şey olur. Zekilikte sınır tanımayan Yasemin. Arada tabii ipimizi kontrol ediyoruz ve şöyle açıyoruz. Renkler çok güzel ama değil mi? Şöyle kadrajdan çıkmamam gerekiyor. İğnemin ucunda sanırım bir çentik var. O biraz kumaşa takılıyor. O beni biraz rahatsız etti. Çünkü şeyi ayarlamamı engelliyor. Mesela kumaşın üzerinde iğneyi kaydırıyorum ya, böyle çıkıp bir sonraki ilmeği oluştururken orada beni zorluyor mesela. Şey, istediğim yerde duramıyorum çünkü çentik takılıyor. Ucu çok şey değil. Ya kumaşla alakalı ya iğnenin ucuna bir şey oldu. Mesela ayarlayamıyorum. Biraz uzağa gitmek istediğimde pırt diye kayıp şey oluyor. Daha uzun oluyor. Dolayısıyla hem düzgün yapmamı engelliyor hem de hızımı engelliyor. Bakın burada mesela takıldı. Bazı yerlerde daha çok takılıyor. Bakın şimdi oldu mesela.
burada beyaza dönebileceğim bir yer kalmadı. Şimdi buradaki dönüşü göstereceğim nasıl yaptığımı. Evet, sonra... Yumurtanın sarısının etrafından böyle dönüp sonra burayı böyle dolduracağım. İlk önce burayı doldurmaya karar verdim. Şunun için doldurup bitireceğim. Sonra burayı doldurup bitireceğim. İpi hiç kesmeyeceğim. Şu aralardan geçireceğim. Çünkü burada pek boşluk kalmamış gibi ama önemli değil. Şöyle. Buraya geçerken böyle atlayarak boşluklu yerler seçiyorum. Oradan atlaya atlaya bu boş yere geliyorum. Şimdi burayı da doldurup bitireceğim ve sarıya geçeceğim. Şimdi sarı ipe geçiyorum. Takıldı. İpi uzattı ve parçaladı yani. Burada yine var öyle ipler. Bir iki tane. Şimdi burada şuraya da beyaz yapacağım ya. Şimdi buradan dönüyorum. Dönemiyorum. Çünkü batmıyor. Sonra şöyle döneceğim. Şimdi şu iğnenin takıp dışarı çıkardığı ve şu kestiğim ipleri tersine çekeceğim. Uzun olanları içeri çektim. Şurada bir tane daha var. Şöyle. Evet, bu bitti. Bir de bulutluyu deneyeceğim. Bakalım o nasıl olacak. Onunla ilgili hiçbir fikrim yok nasıl olacağıyla ilgili. Çok uzun kesmeyeceğim. Şöyle yapıştırırken bunları böyle yapıştırıcıyla yapıştırıp sabitleriz. Şöyle bir sunny side up'ımız oldu. Ne güzel oldu ya. Böyle iki tane sunny side up'ımız var. Şimdi yapıştırmaya geçiyorum. Soğuk silikonla yapıştırmaya karar verdim çünkü yamuk mu bu şey? Soğuk silikonla yapıştırmaya karar verdim çünkü bu biraz sert bir dokusu oluyormuş. Ben de altlıkların biraz sert durması istediğim için bunu kullanacağım. Birini dinledim, havlu yapıyormuş ve yıkanınca sorun olmuyormuş. Onun için ben de bunu kullanacağım. Ama onun kullandığı farklı bir markaydı bu arada. Deneyip göreceğiz. Aa, tamamen deneysel. Aslında çok da değilmiş mesela. Anca şu an bütün şeylere nüfuz etti. Bu biraz
Havalansın, şunu yapayım. Şimdi bu kenara alıp şunu keseyim ben. Biraz bekleyelim. Burayı yapıştırdık. Siz benim gibi acele etmeyin, biraz bekleyin. Bu yapıştırıcıyı kullanırken sanırım biraz beklemek gerekiyor. Ama ben birazcık acele ettim. Onun için ellerime yapıştı ilk başta. Biraz bekleyip yapıştırdıktan sonra yapışıyor. Bir kağıdımı alıyorum. Profesyonellik benim göbek adım. Biraz profesyonel bir iş yapıyorum değil mi? Evet, sonunda bitti bardak altlıklarımız. Yapıştırmasını da yaptım en sonuncu olanın. Bakalım bu soğuk silikon işe yarıyor mu? İlerleyen zamanlarda göreceğiz. Ben sonuçtan memnunum. Daha hani iyi olabilir. Belki daha sonra yaptıklarımı şu yanlarını dikerim falan bir şeyler yaparım, ona bir bakacağım. Onun dışında bir şey söylemeyeceğim. Eğer sizlerin de yorumlarınız varsa aşağıda yorumlar kısmında yorum yapabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayabilirsiniz. Beni takip etmek isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.